Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye çapında tanınmasında Fox ana haberin katkılarını herhalde görmezden gelemeyiz. Ben de burada birkaç konuşmamda Doğan Şentürk başta olmak üzere Fox TV ana haber genel yayın yönetmeni, yani haberleri yayına hazırlayan arkadaşımız olmak üzere sunan Fatih Portakal'ı tebrik etmiş. Türkiye'nin akciğeri gibisiniz demiştim. Hatırlayacaksınız. Ama canlarım, ama güzellerim, yorumlu haber, yorumlu haber. Eğer bir hata yapılırsa, o güne kadar kime yarar verdiyse, o kişiye en büyük zararı verir. Evet, böyledir bu iş. Fox TV dışındaki haber kanallarının hepsinin iktidar borazanı olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Öyle biliyoruz. Peki, ordudaki tartışmayı da biliyor muyuz? Onu da biliyoruz. Buna da peki. Bir iddia ortaya atıldı. İddia ortaya atıldı. İddiayı ortaya atan ve ben İmamoğlu'nun ordu valisine çok çirkin, galiz bir şekilde hakaret ettiğini duydum diyen kimdi? Fatih Portakal. Gördüm, görüntüleri izledim ama yayınlamam dedi. Bitti. İşte iş orada bitti. Görüntüleri gördüysen yayınlayacaksın. Yayınlamayacaksan gördüm de demeyeceksin. Çünkü sen Fatih Portakal'sın. Sen İmamoğlu'na desteğiyle bilinen bir ankormansın. Ben Ekrem İmamoğlu'nun ordu valisine hakaret ettiğini gözlerimle gördüm dedin sen Fatih. Bitti İmamoğlu o anda. 7 milyona yakın izleyicinin gözünde, vicdan sahibi, İmamoğlu'nun nezaketinden dolayı sevenlerin gözünde İmamoğlu'nu çok küçük düşürdü Fatih. Senin yaptığının benzerini bundan çok uzun zaman önce merkez medyada çalışan, isimlerini vermek istemiyorum, bir hanımefendi, ki o da bir televizyoncuydu, ve bir beyefendi Radikal Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın yönetmenini yapmış, Hürriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyordu. Güvenilir bir gazeteciydi aslında. İkisi de güvenilir gazeteciydiler. Görmedikleri halde Kabataş'ta başörtülü bir yurttaşın üzerine 70 tane kafaları bandanalı, deri ceket giymiş, ellerinde kamçılar olan garip kıyafetli erkeğin işitiklerini gördük dediler. Gördük dediler ve onlara inandı merkez medya okurları. Habertürk televizyon dinleyicileri, izleyicileri ve Habertürk gazetesinde o hanımefendi kardeşimizin programını, gazete köşesini okuyanlar inandılar. Vay be dediler. İşte bu olmaz dediler. Vicdan sahibi milyonlarca insan Kabataş'ta başörtülü bir kadının, bir yurttaşımızın, bir hanımefendinin, hem de çocuğunu pusette taşıyan bir hanımefendinin üzerine 70 tane sözde seküler kılıklı adamın işemelerini nefretle kınadılar. Sonra öğrendik ki ne o arkadaş, erkek arkadaşımız, yani Radikal'in eski genel yayın yönetmeni, Hürriyet'in köşe yazarı olan arkadaşımız öyle bir görüntüyü izlemişti. Ne Habertürk'te televizyon programı sunan ve aynı zamanda köşesi olan hanımefendi kardeşimiz görmüştü. Özür dilediler sonradan. Özür dilediler ama kanallarından çıkarıldılar. İşlerine son verildi. O arkadaşımız Hürriyet gibi bir gazeteden çıkarıldı. Çünkü öyle ya da böyle o dönemlerin Hürriyeti her şeye rağmen doğru habercilik yapmaktan yanaydı. Şimdi Fatih Portakal o günlerde Kabataş'ta başörtülü bir yurttaşımızın üzerine işeyen 70 kişiyi gördük diyen o iki gazeteciyle aynı konuma geldi. Bak Fatih, bak canım kardeşim. Sen Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalının ankormanısın. Ve muhalefet edenler, AKP zulmünden bıkmış olanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bağırışlarından, çağrışlarından, önüne gelen herkese hakaret edişlerinden yılmış olanlar, ekonomide berbat bir dönem geçirdiğimiz halde bunu yayınlamayan, medyadan kaçanlar, televizyonlardan kaçanlar, hepsi seni izlemeye geldiler Fatih.
Bir Fatih sen seçimlere tam 13-14 gün kala. Kim bilir? Belki de, belki de o büyük tartışmayı kendin yönetebilirsin. Arzusuyla ortaya çok kötü ve çok çirkin bir iddia attın. Bu iddianı kanıtlamalısın Fatih. Lütükü bahane etme. Sen ordu valisine küfür eden bir İmamoğlu görüntüsü yayınlayacaksın. Lütük sana ceza verecek. Hadi oradan Fatih. Hadi oradan Fatih. Öyle bir şey söyle ki inanayım. Öyle bir şey söyle ki inanalım. Bir tek amacın vardı. Bana göre İmamoğlu'nun o nezaket dolu imajını, o nazik, o sevgi, sakin, öfkelenmeyen, hiç kimseye hakaret etmeyen imajını yıkmaktı Fatih. O geceki açıklaman şimdi gibi gözlerimin önünde. Fatih, ben gördüm, duydum ama ben bunu yayın politikam gereği yayınlayamam. Dediğin bitti zaten artık. Ben gördüm dediğin an, Kabataş'ta başörtülü bacımızın üstüne işeyenleri gördüklerini söyleyen iki yalancı gazeteci gibi oldum. Onlar da gördük demişlerdi. Sonra özür dediler. Bak Fatih. Öyle bir görüntü olsaydı. Bırak global mülobal kim tanımıyorum. Öyle bir görüntü olsaydı. Yani senin gördüğün şeklinde İmamoğlu'nun hakaret ettiğini kanıtlayan bir görüntü olsaydı. Bugüne kadar. Başta ATV olmak üzere. Star, Show. Ondan sonra Kanal D. Ve havuz medyasının haber kanalları. CNN Türk, NTV, Habertürk. Bu kanallar o görüntüleri saat başı döne döne verirlerdi. Saat başı döne döne verirlerdi. Rütük'ten de ödül alırlardı, ödül. Bırak Fatih. Fatih. Yanlış yaptın. Şimdi geleyim kardeşlerim. Fatih'i böyle koyuyorum. Şimdi geleyim canlarım size. Tartışmanın 16 Haziran günü yapılacak tartışmanın İsmail Küçükkaya'ya verilmesinin en temel sebebinin ne olduğunu söylemiştim. Fox TV'nin kalan son 11 günde muhalefet etmesinin önüne geçmek olduğunu söylemiş miydim, söylememiş miydim? Kendimi övmek için söylemiyorum. Hayır. Diğerleri, başkaları aman efendim o öyle oluyor da bu böyle oluyor. 1000 tane bana göre kendi pencerelerinden doğru olabilir ama bana göre yanlış. Çok saçma sapan gerekçeler ileri sürdükleri halde ben ne dedim? Amaç Fox TV'nin tek başına yaptığı muhalefetin önüne geçmek dedim. Uğur Dündar da aslında aynı şeyi söyledim. Uğur Dündar da kullanılacağını gördü. Yani kendi üzerinden sözcünün muhalefetinin önüne geçmek istenildiğini fark ettiği için reddetti programı ve İsmail Küçükkaya'yı da aradı. Uğur Dündar aradı. Çıkma İsmail dedi. Seni severim. Kendine de zarar vereceksin dedi. Sadece kendisine zarar vermediler. Ama Fatih, İmamoğlu'na çok zarar verdin kardeşim. Çok zarar verdin. İmamoğlu bunu önümüzdeki 10 gün içinde atlatır. Atlatır. Ama sen gerçekten de İmamoğlu'nun küfür ve hakaret ettiğinin görüntülerini gördün. Bunu yayınlayacaksan hiçbir şey söyleyemem o zaman. Buna İmamoğlu da bir şey söyleyemez. Olur ben de insanım der. Etten kemikten insanım der. Ben de sinirlenmiş olabilirim der. Ama yok böyle bir görüntü. Öyle bir görüntü olsaydı şimdiye kadar havuz medyasında 1000 kere izlerdik Fatih. Olmayan bir görüntüyle ilgili ben gördüm, duydum dedin Fatih. Ya o görüntüleri yayınlayacaksın. İmamoğlu bugüne kadar sevildiğince sevildi zaten. İnsanlar diyecek ki olmuş kardeşim. Adamın başına gelenlere bakın diyecek. Ama bu arada şu da olacak. Sen hem kendini kurtaracaksın hem de kalan son 10 günde de gerçekten yansız, objektif bir yayıncılık yapacaksınız. Fatih herkes farkında 2 gündür Fox TV değişti. Daha önce Binali Yıldırım'ın görüntüleri verilir, sonra İmamoğlu'nun görüntüleri uzun uzun verilirdi. 3 gündür önce İmamoğlu'ndan görüntüler veriliyor kısa kısa. Arkasından uzun uzun Binali Yıldırım görüntüleri veriliyor. Hem de ne kadar tatlı, ne kadar hoş görüntüler bunlar. Yanlış yaptın Fatih. Bana göre yanlış yaptın. Tıpkı o Habertürk yazarı ve televizyoncusu gibi. Tıpkı Radikal'in eski genel yayın yönetmeni ve Hürriyet gazetesinin yazarı gibi. Yanlış yaptın Fatih. Ve göreceksin Fatih. O yaptığın yanlış
o yaptığın hata, o İmamoğlu'na attığın iftira sana çok pahalı olarak geri dönecek kardeşim. Keşke dürüstlüğünü sürdürseydin. Keşke objektif olarak kalmaya devam etseydin demeyeceğim. Objektif değildin çünkü. Ama usta gazeteci Uğur Dündar ne dedi? Televizyona bağlandı. Habertürk'e dedi ki ben muhalifim dedi. Ben muhalifim dedi. Hatta ve hatta dedi İmamoğlu'na destek veriyorum dedi. Ama buna rağmen dedi eğer programı ben yönetseydim elbette Uğur Dündar'a yakışır bir program olurdu dedi. Sen ne dedin Fatih bu gece? Evet İmamoğlu benim arkadaşım ama ben arkadaş mı arkadaş tanımam dedin. Yapma be Fatih. Çok da iyi yaptın. Yaklaşık 4-5 aydır İmamoğlu'na hem sen yorumlarınla hem de haber olarak kanal olarak büyük destek verdiniz. Ama son 11 gün dayanamadınız be Fatih. Son 11 gün dayanamadınız. AKP'nin tuzağına düştünüz. Sen de düştün Fatih. İmamoğlu gibi bir nezaket abidesinin küfürbaz bir siyasetçi olduğunu, diğerlerinden hiç farkı olmadığını, kulağınla duymadığın, gözünle görmediğin halde 7 milyona yakın Fox TV haber izleyicisine söyledim. Onların beyinlerine girdin, onların kafalarının bir taraflarında İmamoğlu'nun nezaketiyle ilgili şüphe uyandırdın. Yanlış yaptın be Fatih. Yanlış yaptın be kardeşim. Ben yanlış yaptım diyorum. Sen istediğin kadar doğru yaptın be Fatih. Göreceksin ki zaman yine Memduh abini haklı çıkaracak. Her şeye rağmen gözlerinden öperim sevgili Fatih. Canlarım benim. Benim bu geceki yapacağım yorum bu kadar. Yarın sabah saat 7'de buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.